erkeğin en beğendiğin özelliği ne? Dudakları. Dudakları. Dudaklarını bize tasvir etsene dudak demeden. Dudakları ve gülüşü. Diyelim dudak, dudak. Dudak ama gülüş de olsun. Dudak ya. Ağzı olsun be komplesi. Dudak ya. Hayır tamam ağzı da olsun. Tamam. Ağız ve dudak demeden bana bir tasvir et bakalım biz anlayalım. Şimdi dudaklarım şöyle oluyor. Şimdi uzun bir yolda gidiyorsunuz böyle tatile diye ama denizi görmüyorsunuz. Böyle dağlar arasına gidiyorsun. Sonra bu tepeden böyle deniz, güneş böyle bir geliyor. Oh be diyorsun ya. Öyle oluyor işte o gülünce. Böyle bir acıyarak oh be diyorsun. Bu çocuk... alıyor. Foça yolu mu bu çocuk şimdi mesela? Gibi. 4 saatlik sıkıcı bir yol anlattı yani. Ben o kadar yol gittim, hayır, bu adamın ağzını görürsem sokarım öyle tatile yani. Hanımlar, beyler. Bendeniz Mesut Süre. İlişki testi Water Garden Duru Tiyatro'da alkışlarla başlıyor. Hele hele ya! Aslanlar! Tamam tamam. 1,5 dakika açmışlar videoyu. Alayınıza söverler ha. Kulağım çınlıyor benim ya. Sevgili Burak, sevgili Melis. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Melis, seninle başlayalım. Kaç yıllık bir ilişki bu? 9. 9 sene. 9 sene. Harikulade. Nerede tanıştınız? Üniversiteden. Hangi üniversite bu? Benim üniversitemle tanıştık. Mimar Sinan'da. Ama Burak Mimar Sinan'da okumuyor. Sen nerede okuyordun? Bahçeşehir Üniversitesi. Burslu mu? Burslu. %? 100. Harbi mi lan? Vallahi. Hele hele ya. Bölüm ne? Siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler. Ha. Başımıza dert alırız bu adamla bu konulara girersek. Anladım. Salak salak sorular soruyorum. Solcu musun? İlişki testine bak. Şimdi sen Mimar Sinan'da öğrenciyken bu adam şey mi, kampüse mi geliyordu? Şimdi ortak arkadaşımız vardı, Erdi. Erdi? Erdi, evet. Kahramanımız var bir tane, Erdi. Erdi, lise arkadaşı Buran, benim de üniversite arkadaşım. Tamam. Bizim, ben başladım anlatmaya ama. Olur olur. Heh. Oğlum ilişki testi değil, anlatsana tabii. bizim üniversitede bir tane konferans var. Burak da konferansa geliyor. Ama niye geliyor? Başka biri çağırdığı için geliyor. Başka bir kız? Evet. Aynen. Ha? Tabii tabii. Yani başka bir arkadaşımız çağırdı. Tabii tabii. Ben o sıralar müzik. Uçanı kaçanı yani öyle söyleyeyim. Davet etti. Kıramadık tabii ki. Ben de hemen Erdi ile irtibat kurdum. Sizin üniversitede konferans varmış. Bunu kaçırmayalım. Kesinlikle gitmemiz lazım. Ne konferansı da bu? Yurt dışından bir milletvekilinin geleceği bir konferans. Gittik. Konferansta olay çıktı karşıt görüşlü öğrenciler arasında. Ciddi bir kavga çıktı orada. Böyle şişe kırmalı. Sıralar havalarda uçtu. Öyle öyle. Tabii. Tabii tabii bayağı ciddi. Ya bir alt katta Melis olduğu için çok daha hakim seslere. Sese hakim o. Sen yoktun kavgada. Yok ben aşağıda tamam. Dersteyim. Ne oldu? Sana ne oldu kavgada? Vurdular mı sana iki tane? Biz hemen Erdi ile beraber kaçtık. Kaçtınız. Hemen kaçtık. İşte bu abi dik duracaksın böyle. Görüşünün arkasında olacaksın. Orada misafir olarak... Her zaman için düşünceni savunacaksın yani. Aferin sen de bendensin yani. Değil mi? Misafir olarak gitmişiz. Hiç de bir aynen abi. İyiyin birbirinizi. Devam ya. Yemekhaneye inelim dedik. Yemekhanede de hemen... Siz de az sefa pezevengi değilsiniz. Yukarıda kavga var. Hemen mi aklınıza yemek geldi yani? Tamam. Ya Erdi'nin yönlendirmesi var orada. Tamam. Tabii. Çünkü işte çantaları, kıyafetleri vesaire bırakmışlar arkadaşlarına. Arkadaşlarından birisi de Melis. Aşağıda yemekhane kuyruğunda tanıştık Melis'le. Yemekhane kuyruğunda? Aynen. Sen peki nerede flörtte enerji buldun? Yukarıda az önce dayak yiyordun. Flörtöz bir şey değildi. Ha. Bugün bir şey olmadı zaten. Tamam ne oldu yani arkadaşça? Doğrusu, hayır öyle olmadı. Şimdi ben orasına gireyim. Bir sıradaydık. Burak'la Erdi de arkamızdan kaynak yaptılar. Şimdi yukarıda kavga çıktı ve ben kavganın sesini duydum ya. Soruyorum kimse bir şey söylemiyor. Hani ne olduğunu öğrenmem lazım. Erdi geldi. Erdi dedim ki ne oldu yukarıda? Ya işte olay dedi böyle. Yani tatmin etmedi beni. Sonra döndüm Burak'a hiç tanımıyorum. Kardeş yukarıda ne oldu bana bir söyle dedi. Kardeş. Vallahi ay kardeş dedim. Yani gerçekten kardeş. Kaç çocuk var şimdi sizde? İki. İki. İşte kardeş demeyeceğim ben sana söyleyeyim. İkiz mi? İkiz. Ay canlarım ya. Evet. Kaç yaşında var? 2,5. Ha çok da daha. Şimdi nereden aralar? Gamsız anne. Nerede çocuklar? Babaannelere bakıyor şu anda. Ha, zaten bokumu çıkarsınız dışarı babaannelere olsa. Vallahi öyle. Tamam kardeş ne oldu dedin? Sen ne dedin? Anlattım ben de. Yüzeysel bir şekilde geçtim. Ama bir yandan da hala böyle merakla ediyoruz arkadaşlarım falan. Ben Melis
dikkatimi çekmedi açıkçası. Yani orada... daha güzel kızlar mı vardı? Daha güzel kızlar vardı tabii ki ama benim... Tabii ki mi? Çocuk bayağı cesaretli gelmişler buraya. Ama haklı çünkü ben o gün 9 dersiydi. Ve böyle çok paspaldım. Saçımı toplamışım, yüzümde sıfır makyaj. Böyle kötüyüm yani. Kendim dikkat de kötüyüm. Dikkat çekici bir halde değildim. Tamam. Söyleyebilirim. Daha tamam. Böyle sıradandım. Sıradandı. Tabii. Evet. Herkes gibiydi. Hatta silikmişim yani o kadar bakmadı bana. Abi sakin olun azıcık ne oluyor ya? Yok kendi de bu konuda aynı fikirde olduğu için. Sonra flörtü kim başlattı? Melis. Sonra dedim ki ben o gün beğendim. Şöyle bir kestim böyle dikkat ettim. Sonra Erdi'ye dedim ki nedir ne değildir var mı biri? Yok dedi. O zaman dedim bir daha gelecek rövanş istiyorum. Nereye gelecek? Okula. Tamam. Sıfırdan tanışmış gibi olacağız ayağına dedim. Ayağına çağırıyor tabii burada. Ondan tamam. Sonra hani dikkatimi yani dikkatini çekeceğim. O sefer başlayacak. Olurdu olmazdı. Ben dedim ki kimse söylemiyor bura. Hani o bilmeyecek benim ondan hoşlandığımı. Anında söylemiş zaten. Yani. Erdi hep böyle torba ağzı mıdır bu çocuk? Torba ağzı demeyelim de çok yakınız. Benden gizleyemedi böyle bir anladım. İlgiyi. Erkek dayanışması diyelim. Evet biraz daha öylesin. Ben de yapardım. Diyelim. Ben de Erdi'nin kendisiyim. Hemen söylerdim. Benzer bir şey olsa ben de yapardım. Tabii oğlum bizimki senden hoşlanmıştı. Direkt belki söyler söylemez tuvalete gidiyorum ayağına hemen söylemiştir. Yani muhtemelen o kadar hızlı söylemiş zaten. Ben hiç söylediğini düşünmedim. Ben tamam. Bilmiyor diye rahatım böyle hani şey. Meğersem o böyle havalı havalı geliyor beyefendi. Nasıl olsa beni beğenmiş Melis diye. Tekrar ikinci buluşma oldu bu şekilde 2 hafta sonra. Tamam. Nereye gittiniz? Yine üniversitede buştuk. Daha sonra hep beraber 4 arkadaş dışarı Kadıköy'e gittik. Geçtik. Orada bir sohbet muhabbet derken diğer 2 arkadaş tamamen ayrılmışlar. Biz birbirimizle sohbet devam etti. O gün anladık yani biz evet bir şeylere başlıyoruz. Vallahi. O gün öpüşüldü mü? Öpüşülmedi. Yok. Yanında şey var. Keşke öpmedi ki bu salak. Kaç kere dudağımı uzattım diye. Belki de arkadaşlar var diye olabilir. Gitmişler. Yok, onlar oturuyorlar yanımızda. Ama onlarla konuşmadık biz. Hani sıkıldılar diyorlar ki kalksa yapmayacak. Biraz sonra kalkalım diyoruz böyle. Bir çay daha söylüyorlar, oturuyoruz falan. İlk kim kim öptü? Aynı anda oldu diyebilirim. Nerede? Taksim'de bir tane kafede. Kafede? Evet. Kafede. Kafe, bira mire yok. Bira yok ya, doğum günümdü. Pasta var. Valla. 23. yaş gününde. Evet. Aynen. Anlatın bakayım o anı. Melis pasta yapmış kendi elleriyle. Kardeşimin çalıştığı kafeye geldi. Orada beraber bir organizasyon düzenlemişler. Çok fazla arkadaş grubumuz yok sadece. Kardeşim vardı bir de biz vardık. Biraz daha böyle baş başa bir organizasyon. Kardeşin? Kardeşim çalıştığım kafede. Tamam ikinizdiniz yani. Evet öyle. Baş başa diyebiliriz. Tamam. Pastayı yapmış, pastayı yedik. Sohbet ediyoruz. Hala böyle ilişkimizin daha kaçıncı haftası? 2. haftası. Daha sonra pasta biter bitmez aramızda ciddi bir göz teması oldu. Pastayla ne alakası var bilmiyorum tabii ama. Siz önce karnınızı doyurmaya mı baktınız yani? Sonra öpülür boşver. Doyalım da ne olur ne olmaz diye. Ya pasta pastayla bitmiş, beklemişiz gibiydi. Sonra sohbet ederken, göz gözeyken birlikte aynı anda öpüştük. Masadayken? Evet. Yan yana. Ha, yan yana ki. Yan yana, yan yana. Ha. Böyle böyle yedirdik işte. Oğlum sakin, tamam. Bir an korktum burada da öpecekti ya. Getir lan bir pasta, bu kız dayanamaz belli olmaz. Öper mi öper? Evlenme teklifi hanginiz etti? Ben ettim. Kaçıncı yılda? 3 yıl sonra. Ha bundan. Hiç ayrılık olmadı arada. Yok, hiç olmadı. Yapma ya. Hiç olmadı hatta haftanın en az 6 günü görüşüyorduk yani. Yapma çok be. Yakındı evlerimiz evet. Falan da çok yakındı. Çok sık görüşüyorduk. Aileyle mi kalıyordun sen? Aileyleydim. Sen? Ben de. Aileler yakın oturuyordu. Ve tesadüf mesela. Hani yıllarca aynı otobüse binmişiz, hiç birbirimizi görmemişiz. Yani öyle hani kader ağlarını örmüş de hani sanki orada buluşmuşuz gibi. Yok. Evet. Bayılıyorlar kadere, her boka kader. Otobüste zaten biz kimseye bakmıyoruz ki öbürüne. Ama olsun. Örmüş mu kader? Dur, kader ağlarını örmüş diyenler o desin. Hayır be abi diyenler o desin. Yani otobüse çok anlam yükleme yani. 26F kader ağlarını ördü yo. Şoföre soralım bakalım. Her gün aynı bokamını okuyayım diyecek değil mi şoför ya? Yani? Yavrum ne tanışanlar oluyor burada diye. Böyle çok özel bir durum yok hayatım. Seni ya. Üzmek istemedim mi? Bu konunun kaderle mukadderatla uzaktan yakın alakası yok. Herhangi biri de olabilirmiş bu adam denk gelmiş. Saçma sapan. İlişkisinin sonuna geldik abi hayırlısı olsun. Teklifi nerede ettin? Teklifi de... Sen mi ettin önce onu söyleyeyim? Ben ettim. Taksim'de.
bir yerde. Çok güzel bir ambiyans yarattığımı düşünüyorum. Ben de katılıyorum. Ciddi derecede etkilendi çünkü. Ne yarattın? Dialogue in the Dark diye bir organizasyon vardı. Benzer bir ambiyans yarattım ben. Karanlıkların içinde Melis'in girişte gözler kapandı. Bir bilet bastırdım. Bayağı üstünde markalarıyla vesaire logosuyla. Bilet kesildi girişte, binanın girişinde. Melis'e gözler bağlandı. Ele baston verildi. Başladı tık tık çıkmaya. Ben yanından ayrıldım. Kendi fotoğraflarımızın olduğu bir alan yarattım. Yani siyah perdeler. Melis peki şey mi düşündü? Başka insanların da ziyaret ettiği bir yer gibi mi düşündü? Evet evet kesinlikle. Yani ya, bir organizasyona dahiliz gibi düşündü. Başka insanlar da var mıydı Melis gibi gözleri vardı bağlı? Etrafta. Hayır orada yoktu. Oğlum senin gözlerin kapalı. Sen nereden göreceksin yani? Ama yani öyle bir şey yoktu gerçekten. Hepsi, ama şöyle hepsi bizim arkadaşlarımız gibi düşün. Yani orada olan herkes. Yola mesela yürüdüğümüz yolda da afişler asmışlar. Aa bak buna gidiyoruz diyor böyle. Bakıyorum böyle hani bayağı afişlerle yürüdük. Caddeye de 50-70 afişleri yapıştırdık biz. O kadar güzelmiş. İnandırıcı yani. Ben hiç şüphelenmedim. Sonra hiç şüphe olmadı. Ta ki işte ben yanından ayrılana kadar müzik çalmaya başladı. Müziğin çalmasıyla beraber Melis'in hatırlayacağı bir müzik. Çıkarttı gözlerindekini ve etraftaki o ambiyansı gördü. Bizim daha önceki fotoğraflarımızla bir film şeridi gibi etrafa böyle bir alan yarattım. Ardından bir üst kata çıkacak şekilde mum ışıkları, mumlar yanlarda. Yukarıda Melis'in takip ettiği yolun sonunda da ben diz çökmüş bir şekilde yüzükle beraber bekliyordum Melis'i. Öyle mi? Evet. Hatırlayacağın müzik hangi müzik? Ben hatırlamıyorum şu anda. Ben de hatırlamıyorum. Bayağı ciddi hatırlamıyorum. Hangi müzikte? Ben de hatırlamıyorum. Bayağı özel bir günmüş sizin için. İnşallah Melis'tir oradaki kadın yani. Ne hissettin hayatım? Ay çok heyecanlandım. Yani bayağı heyecanlandım. Sadece şey o kadar heyecanlanmışım ki elindeki bu arada baston dediği de Vlada sopası vermişler. Nasıl olsa gözüm kapalı diye. Bildiğiniz kırmızı Vlada sopası. Gözü kapalı diye Vlada sopası mı verdin hocam? Başka bir şey bulamadık orada. Bayağı. Sen ne anlamadın? Dedin ki burası anlamadım. Herhalde böyle ucuz bir yer yani. Hani. Sonra gözümü açtıklarında bile sopasını gördüm. Hala bırakmadım. Buran yanına kadar da böyle gittim. Gözü açıldıktan sonra... Ben görmeyi unuttum Allah Allah diye. Videosu var böyle sallıyorum sürekli. Böyle hani onu unutmuşum böyle otomatik olarak. Sopa elimde gitmişim. Sonra burayı görünce zaten heyecanlandım. Böyle bir evet dediğim var. Öyle bir evet yok. Böyle ses çok kötü çıkıyor. Evet diye böyle bağırmıştım. Aynen vereceksin sopayı. Aynen geri çıkacak o evetten sonra. Hadi çık şimdi şuradan. Anladım. Peki sen mesela dur bakalım. Nasıl buldunuz teklifi? Erkekler çok üzüldü. Mükemmel ya yani. Mesela ben arabada ettim ya. Kadınlar üzgün. Neler var? Ne kimler kimler var ya? Bir şey oldu. Biz böyleyiz. Tırnakçıyız biz. İlişki testine bak. Sizden de 1.000 lira alalım. Yönetmen kaşesini böyle topluyor her bölümsünüz. Şimdi ilk defa geliyorsunuz canlıya. İkinci bölümde pantolonunu alacak adam. Ver şunu. Senin kotun güzelmiş. Kotlar 1.000 lira oldu diye giyecek böyle. Şu an mesela yönetmenimiz Baran'ı Kadıköy'de o saati satarken görseniz çok gülmez misiniz? Adam anlatıyor bir. 2.000 lira olur mu lan bu saat? Malın kıymetli midir? Mesela şu an düşünüyor musun saat ne olduğunu nereye gittiğini? Yok düşünmüyorum. Geri yani. Verir miyiz diye küçük bir endişen var mı yani? Melis'in hediyesi o yüzden Melis'ten korkarım. Vay mı ne vay? Vermeyeceğiz. Daha dur bakalım sizden de alacağız bir şeyler bekle sen. Herkes arada çıkarsın vallahi altınını maltını hepsini alacaksın. Hello. Hi, how are you? Good. You? I'm lovely, thank you. Lovely. Lovely. Yani aşk içinde mi lovely? Lovely. Buraya tutsun şarkısı var ya. Lovely. Hello. İnternet dolmuş gibi olmadı mı şu? It's a couple show. Now it's a couple show. In Water Garden. Aa bu zaten İngilizce. Water Garden. Water Garden İngilizce ya lan. Kolay ya Kembili. Bir şey yok lan İngilizce'de. Water Garden. Optimum öyle diyoruz bir şeyler ya. Palladium. Now we will ask couple questions to you.
if you give me permission. It's a problem for you? It's okay. Are you single or are you married now? Now I'm married. Oh, congratulations. Thank you. How many years? 1 month. 1 month? You bala you. Honeymoon. Yeah. Anladı mı yoksa ben birebir çevirdim. Dalga mı geçiyor bende şu an kafam karışık. Balayı ne İngilizce? Honeymoon. Moon. Ay. Aa öbür ay. Ben mont. Ben... Ulan sesleş kelimeleri de bilemeyiz mi? Başka bir dil ya. Ay ay işte January, February. Ay işte mont. Okay. One month. Okay. Are you falling in love now? Fall in love? Yes, I'm in love. How many days you won't see your darling? You will miss. Will you miss? One day. What? One day, only one day. Yeah. One day. I miss him every time. Oh. Our siz customer müşteri ne diyeceğiz size? Supporter mi diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Katılımcı mı diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Body ismi, vücut mu diyeceğiz? Saçma sapan olur. Burada 450 tane vücut var da şu an. Ne diyeceğiz? Audience. 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 Kolay lan. Audience. Our audience says, oh, they believe your love. They believe, aşkına inandılar. They believe your love, your real love. Lovely, ah, lovely thank person. You. Thank you from them to you. Sizi de kattım araya. Hepinizin adına konuşuyorum şu anda. Your first married or second or third or fourth? First and last. First and last. Şunu der misiniz bana? O belli olmaz ablacığım. Bunu der misiniz bana? It's not certainly. Sometimes we think that first and last. And no. İngilizcem bitti şu an no ile kapattım. Hep beraber benim kapattım gözü değil mi İngilizceyi? No diye kapattım. Okay, what's his job? Actor. Actor. Oh. Handsome man. Handsome. Very handsome. Famous. Famous. which film we can remember your husband? Ulan bir şekilde akıyor İngilizcem yani. Zorlanıyorum, düşüyor, kalkıyor bir şekilde. Cümlem de düşmüyor. İyi ya. Which film? You will not know the film. It's not from... You will not know it. It's not a famous actor. Kocasını küçümsüyor. Dur dur. İçten diyeceğim. İçten ne? In. In olur mu lan? İnsan bu yani. Ne? Sincerely. Sincerely, you want that your husband be famouser than now. More famous. Most, sorry, a lot of famous. Most famous. Big famous, famous, famous. I don't want him to be famous. I want him to be rich. You are rational. Yes. Famous is not important. Important importance is money. From Lydia's. Lydia gene Lydia mı İngilizce? Lydia'nın var mı başka bir şey? Anlar şimdi. You know Urartu. You know freak. son bir soru soralım. You can that. You can that ne lan acaba? You can that. You... Sometimes. You think that it's possible
to reach your husband will be rich, possible or difficult. Or nowhere, nothing, sıfır, zero. Yani ünlü olma olasılığı var mı sence? Your husband will be rich, percentage 100. Doğru mu dedim lan ben? Ne dedim ben? kim bilir ne dedim ben? Ne dedim? 55, 50, 40, 90 of percentage. Ne diyorum oğlum ben percentage? %100 diyeyim lan percentage. Öyle mi böyle? Ne kafamı kırıyorsun? Beyazlı köpek zaten zor konuşuyor burada. Sixty. Because successful actor. Thank you for everything. This. Thank you. Oğlum kembeli bitti artık üzülemezsin manyak. İstiyor ki kalanını böyle yapalım. Ya. Thank you. You holding our all of jokes. Şakaları kaldırdın dedim. Doğru mu dedim? Helding yanlış mı oldu orada gene? You climbing şakalara tırmandın mı deseydim hocam? Thank you for everything. Have a good lessons. Thank you. Nice to meet you. See you next time. Nice to meet you. Claps! Bye. Campbell'de yılın en büyük indirimi. Hanımlar beyler, bahara özel %60'a varan indirim. Sınırlı sayıda insan için geçerli. İlk dersiniz ise ücretsiz. Denemek isterseniz buyurunuz. Benim durumuma düşmeyiniz. Şurada aşağı yukarı 10 dakika konuştuk. 4 saatlik yoruldum. İngilizce kolay değil. Cambly ile daha kolay. Kodumuz bu. 60 test. 60 sayıyla. Cambly Kids. Cambly'nin çocuklar için olan özel programı. 4 ile 15 yaş arasında çocuğunuz varsa hiç İngilizce bilmese bile Cambly vasıtasıyla İngilizcesini ilerletir. Önce beginner olur, sonra elementary olur, sonra intermediate olur, upper intermediate olur, advanced ile bitirir. 15 yaşında advanced bir çocuk daha ne istersin? Cambly Kids %50'ye varan indirimlerle. Kodumuz bu. 500 Kids. 500 çocuklar gibisinden. Şimdi bu ilişki demek ki bir taraf bir tık daha da kıskanç mı kim? Melis. Ben. Aa hala. Neden? Şey mi bu adam ben... mesela kaşık yüzü ayrı oynayan flörtözlerden mi? Yok oynamıyor da ben kıskanma duygusunu seviyorum. Ya adamla alakası yok yani. Yok evet hani bir şey de yaşamadık. Yani öyle büyük bir durum da yok. Ama olursa olay olur. Olay olur. Olur. Onu ona hissettiriyorsun. Evet. Nereden hocam, nereden anlıyorsun kıskanç olduğunu Melis'in? Bakışlarından özellikle. Yani bulunduğumuz ortamda bana sürekli böyle önüne bak, dercesine bakıyor. Öyle demiyor tabii ki, öyle bir tavrı yok. Ama bakışlarıyla, tavrıyla onu çok net belli ediyor. Normal dışarıda gezerken mi? Dışarıdayken dahi yani bir şeyler yiyip içmeye gittiğimizde bile ben genelde mekana sırtını dönen kişi oluyorum. Ya bir yere... Ama haklı gibi böyle yapıyor. Kocamızı saklıyoruz insanlardan. Oğlum eşek kadar da mı saklama kabında dışarı çıkartmışsın ya? Yok öyle demeyelim de bir yere odaklanınca nereye bakıyor diye ben de bir bakıyorum yani. Hani belki bakmaya değer bir şey vardır ben de göreyim. Baktın hakikaten akulade bir popo var oraya bakıyor. abi insanın gözü kayıyor ne var yani? Bunu teaser yapalım göte bakılır ya bunda bir şey yok. Bakmıyorum diyen de yalan konuşur yani. Şey, onda da 3 saniye kuralım var. 3 saniye mi bakabiliyoruz evet. Göte? Mesela fotoğraflarda da öyle. Hadi ekmek düştüğü zaman nimettir. 3 saniye ağzımıza alıyoruz. Örneğim de sert oldu ha. Beni kesin vuracaklar artık. Ne olacaksa olsun. 3 saniye bakabilir. Hani. 3 saniye. 3 saniye. Ben şuradan değilim ilk bölüm arardık. Şuradan çıktım. 3 saniye götüme bakarsam ben bir dönmem ikinci yere. Öyle mi gerçekten? 3 saniye. Gerçekten. Ya yani mesela bir fotoğraf göstereceğim. Beğendim ama kıskanacağım. Diyorum ki hemen 3 saniyen var bir bak diyorum. Çekiyorum. Kimi gösteriyorsun orada? Misal yani bir şey. Ha bir hanımefendiyi mesela. Mesela evet. Ya hocam çok Allah Allah hiç beklemediğim ölçüde bir kıskançlık bu. Darlamıyor mu bu durum seni? Darlamıyor alıştım çünkü. Yani en başlarda ciddi... darlamıyor normal hayatın bu olduğuna kanaat getirdim. Abi darlamalı ama yani. Ya şöyle söyleyeyim. Bulunduğumuz ortamda ben kendimi rahat hissediyorum. Tamam. Ben kendimi kısıtlanmış hissetmiyorum. Çünkü arkanda bütün dünya. Kısıtlanmış hissediyorum. Karşıda bir tek karısı var. Vallahi çok rahat hissediyorum şu an. Karımın gözlerinin içine bakıyorum. Oh mis gibi. Bütün dünya arkamda.
Oğlum daha nasıl kısıtlanacaksın yani? Sen aşağı yukarı 9 yılda sadece bir kişiye bakıyorsun yani. Öyle diyebiliriz. Ama yetiyor de. Ya tabii ki. Hayatım yetemez yani, yetmez. Bak adama dikkat etsen sadece bana bakıyor, buraya da bakmıyor şimdi. Yok. Değil mi? Ben teması sadece şu an sizle. Sebep? Ben bakana, baksana Allah şuraya, sıçarım Allah şuraya bak. Ne yapıyorsun oğlum, niye balkona bakıyorsun? Korkma bu kadar. Arkadaş oradaydı o yüzden. Şurada mesela bir hanımefendiyle gördün. 3 saniyeden fazla göz göze kaldın. Ne yaşayacağız burada biz? Yani Melis'le daha sonra çıkışta sohbetimiz olur. İyi detayları. Gerçekten mi hayatım? Gel. Evet. Sen bu yaptığın... zorbalığı... minik minik mimiklerle normalleştiremezsin yani. Gerçekten mi? Bu normal bir şey değil yani. Yani şöyle söyleyeyim. Sende var mı kıskançlık? Melis'teki kadar değil. Yok, ben biraz daha rahatımdır. Yani başladığım bir işte... ilk hafta içinde Melis genelde yeni başladığım yere gelir. Bir ziyarette bulunur, ortamı kolaçan eder. Ya iş arkadaşların arkadaş olmayı çok seviyorum. Çok tatlıysam. Hayır efendim. Biz bunu yiyemiyoruz. Genelde onun arkadaşları benim de arkadaşlarım. İş yerine çiçek gönderir. Çiçek çok fazla görmedim. Kendi gelir. Kendi gelir. Öper mi seni orada onların gözünde? Yok, hayır, yok. Masaya çıkmış iyice bir fantezi bir şeyler. Herkes görecek kimin kocası olduğunu diye. Fena fikir değil. Aferin diye var. Yuu. Bir tane daha var bak senin gibi böyle. Üçüncü yüzyıl bak orada. Belki daha fazla. Ateşi yeni bulmuşlar bu ikisi. Aferin ha. Vallahi. Odun kıymığı sürtüyorum ateş çıktı hanı. Geyik avlayayım da adımı koysunlar. Anladım. Ama mesela bu... dinç mi tutuyor ilişkiyi yani sizce? Ya ilişkimizde bu kıskançlık konusu hiç problem olmadı. Yani biraz... Abi önce... sen... delirmişsin öncelikle onu söyleyeyim. Hiç problem olmadı dediğin şey başlı başına bir problem. Ama sen bunun normal olduğunu düşünüyorsun. Olabilir. Ama ben mutluyum. Kimse karışamaz. Anladım. Belki bu programdan sonra o da biraz sakinler. İnşallah. Yani çocuklar olduktan sonra... İnşallah. Bir dakika önce herhangi bir problem yok. Belki sakinler. Hadi inşallah ya. Hüsnü Bey, lütfen ya. Burama geldi, ben bakacağım artık ya. Ben göte bakacağım, ne olur ya. Kaliteli izah bu akşam. Hele hele. Hadi 5 saniyeyi çıkarım. Tamam, tamam. Hanım kazandığı şeye bak, ekstra 2 saniye. Çocuk gibi ya. Geleneksel merasimler oldu mu? Söz, nişan, düğün, kına. Oldu. Anladın bakayım kız istemeyi. Kız isteme gergin diyebilirim. Yani özellikle Melis'in ailesi bayağı gergindi bu konuda. Biz gergin. Bizimkiler biraz daha rahat. Neden gerginlerdi hayatım? İlk kızım yani böyle şey, hani kız verme stresine girdi herkes. Vallahi. Vallahi böyle herkes gergin böyle duruyor. Ben ÖSS'ye giriyor gibiyim böyle, çok gergindim. Sizinkiler rahattı. Bizimkiler daha rahattı. Yani baban gitti isteme. Babam istedi. Babam beklediğimden çok daha iyiydi. Rahattı. Güzel sohbet etti. Konuya da net bir şekilde girdi. Nasıl girdi? Alacağız. Net girmiş. Nasıl girdi? Hoş sohbettir böyle. Alttan girdi, üstten çıktı. Bir şekilde şey konuyu bağladı. Senle mesela Melis'in sülalesinden bir tane adam konuştu mu hiç? Kızımıza iyi bak, sikertiriz falan. Bu şekilde değil ama... Öyle olur mu işte ya, aşağı yukarı öyle olur. Melis'in kardeşi beni uyardı diyebilirim. Erkek kardeşi. Kız kardeşi. Aa, ne dedi? Kız kardeşi uyardı. Hani ben ablamı seçemedim ama sen eşini seçebilirsin dedi. Akıllarda tek bir cümle. Haklı. Değer miydi bu 9 yıllık zulme ya? Öyle mi dedi ya? Şaka yollu. Şaka yollu. Yani bu cümleyi kurdu. Ama yani biz eminiz dedik yani. Buradan artık geri dönüş yok. Senin kız kardeşin aran nasıl Melis'ciğim? İyi. Çok iyi. O mesela bakabiliyor mu 3 saniyeden fazla bir yerlere? Ya o bakabilir. Onunla sıkıntı yok. Ha tamam. Ya bir tek Burak'ı kıskanıyorum. Öyle mi ya? Ya o, kadar, o kadar yani. Çok bir şey değil. Çok bir şey hayatım. Rica ederim. Bu çok bir şey de. Artık şimdi artık ununuzu sermişsiniz, elinizi asmışsınız. Bu saatten sonra... Bir şey olmaz yani. Şu adam bir tane mekanı görmesin mi yani? Herhangi bir mekanda bakmasın mı içeriye? Baksın tamam. Tamam baksın. Tamam. Buna mı izin veriyorsun? Bu mesela bizim insanoğlu olarak 3000 yıldır hakkımız, kişisel hakkımız yani.
Şu an sen bana ya, şöyle mi lan bu adam izin verdin bana? Genel olarak her yere bakabilir, her yere gidebilir. Bensiz de gidebilir. Bir yere dikkatini vermesin. O zaman ben kıskanırım. Ben hiç böyle saçma bir şey duymadım ben. Herhangi bir şey konsantre olursa beni kaybeder. Adam sürekli dikkat dağınıklığı var bu ekranda. Melis görür diye böyle. İki saniye, dört saniye, iki saniye, üç saniye. Üç saniye, iki saniye. Böyle bir hayat. Fark ettiniz mi? Yine size de öyle baktım. Bana dönün tekrar. Sizin kavgalarınız pek olur mu pek? Yok, kavga etmiyoruz. Hiç mi? Seyrek ya, çok yani, nadir. Kavga seviyesine gelmiyor. Tartışma oluyor. Evet. Tartışmada mesela üslubunuz nasıl birbirinize? Seviyeli. Yani hiç birbirimize kötü söz söylemedik. Sıfır. Yok. Salak, aptal, gerizekalı. Ama onlar sevgi sözcüğü. Hayır, kavga... Kötü mesela, mükemmel bir sözcüktür. Sevdiğini anlatmışı daha güzelini bulamazsın yani. Hayır mesela, sinirliyken salak demem ama mesela, ya salak dersin mesela. Hani tatlı tamam. Anlamda. Sinirliyken hiç kullanmadım. Yok. Yapma ya. Yok, sinirliyken hani isimle hitap etme biraz daha fazla oluyor. Normalde ne diyorsun? Burak diyor, oradan anlaşılıyor yani. Burak diyor, Burak gene böyle. Bu kadın 9 senede bir sincap yaratmış evine diyorum. Ay ben sincap diyorum gerçekten. Ama sincap mı hakikaten bu adam? Gerçekten sincap. Kesin bu bir yerlere fındık saklamışsa unutmuştur, ben sana söyleyeyim. Hanımlar beyler, bendeniz Mesut Süre. İlişki testi alkışlarla devam ediyor efendim. Birbirinizin ilk uzun ilişkisi değilsiniz galiba. Değil. Yapma ya, 23 yaşındaymışsınız o zaman. Ne kadarlık ilişkileriniz vardı? Bir 4,5 yıllık. Oo. Benim toplam yok lan 4 sene. Vallahi bravo. Senin ne ge? 3,5. Yapma ya. Kimdi onlar? Konuşuldu mu o insanla? O insanla yani bahsediyor. O hangi insanlar? Gene geldi sincap. Kim? Hafızadan silindi tabii o insanlar. Hiç kendi aranızda konuşmadınız mı yani? Yok yani bahsettik tabii ki. Öyle mi? Nasıl? Melis de bana bahsetti. Ben nasıl bahsettiniz? Tamamen açık bir şekilde anlattık durumu. Ne anlattı? Allah sen nasıl anlattın? İsim verme ama sakın yani. Şimdi onlar evlenmiştir, barklanmıştır. Ne anlattınız? Yani lisede başlayan ve üniversitenin ilk yıllarına kadar devam eden, ciddi bir şekilde ilerleyen fakat daha sonra yürümeyen bir ilişki olduğundan bahsettin. O kadar. Evet. Sen? Bende de aynı. Aynı süreç. Bir daha da hiç bahsi açılmadı tabii yani. Yok, Melis ara ara hatırlatır. Neyi? Böyle sinirlenince laf sokuyorum. Ne diyorsun yani? Öyle bir şeyler diyor. Öbür kızla ilgili bir laf. Evet. Mesela öbür kıza diyelim ki Ece. Ne diyor mesela Ece ile ilgili sana? Ha yok, şahsına bir şey demiyorum. Ha. Ya mesela işte Marmara Üniversitesi söyleyeyim mi artık? Yani ne olacak? Mesela Marmara Üniversitesi, sen diyorum iyi bilirsin üniversite, Marmara Üniversitesi'ni diyorum mesela. Bu mu yani? Ne var bunda? İyi bilirsin he. Bilirim, orada okudum ama. Evet, hayır, orada okumadı. Öyle mi? O Bahçeşehir'de okudu. Sen hocam üniversite geziyor muydun lan böyle? Sen Bahçeşehir'de okuyorsun. Senin ne işin var devlet üniversitelerinin arasında diyeyim? Geziyor ya. Bugün de Elazığ'dayız bakalım. İyi akşamlar, nasılsınız? Yatağa geçti düşünür müyüz İstanbul'a? Hangisi, dikey miydi, yatağı mıydı Bahçeşehir? Yatay değil mi? Ha doğru yaptım şakayı. Çünkü altına yazıyorlar ya, o dikey amına kodumun diye. tamam ya. Ne olacak ki? Dikey olsun . Dedi ya mesela sinirlendiği zaman Burak der, ben anlarım. Normalde aşk sözcükleriyle mi sesiyorsun? Evet. Ne yani mesela? Canım der, eşim der, hayatım der. Genelde kullandığı 3 kelime bu. Güzel. En çok eşimi kullanıyoruz. Yani birbirimize eşim diye sesleniyoruz. O bir de aşkım da sebebi. Böyle aşkım diye de bağırıyordu. Şeyler nasıl sizce arkadaşlar? Geçen gün radyoda da konuştuk aynısında. Birbirine hitap şeklinde hadi gelin burada hep beraber en keko kelimeyi bulalım. Böyle kekom trak oluyor ya bazısı. Mesela şey nasıl sizce? Ömrüm. 300 kişi kusuyor şu an. Nasıl ömrüm nasıl? Değil mi ya? Tartışan var burada. Güzel değil mi ben sana söylüyorum? Kadınla böyle bir daha deme. Bak gördün. Aklına gel söylesin bakayım. Ne o? Gülüm mü? Şey nasıl? Toprağım. Bu nasıl sizce? Az sözcü olarak. Başka ne var? İyi kim mi? Lütfen.
Lütfen! Canım çok sıkıldı şu an. Kim arıyor abi? İyi kim arıyor abi? Dün kim aradı? Keşke aradı tabii. Abi belki birazdan gelir. Belki arıyor şu an. İyi ki abi. Yani iyi ki. Bir de ki'yi de ayırmaz. İyice deliriz yani. İyi ki. İyi kim nasıl sence? Mesela uyandınız. Melisler diyor ki günaydın iyi kim diyor. Öyle bir günaydın olmaz. Öyle mi? Sen de diyorsun ki sana da günaydın ahiretliyim diyorsun mesela. Nasıl? Nasıl bir şey? İki tane aynı yaşta çocuk sahibi olmak hayatım. Yorucu mu? Çok yorucu. Hayır. Yani çok yorucu. Sen bu çocuklardan bıktın mı ya? Ya yok bıkmadım da gerçekten çok yorucu. Vallahi. Vallahi çok yorucu. Araları kaç dakika? Bir. Bir dakika. Bir dakika. Tabii ultrasonunda biliyordunuz ikiz olduğunu. Tabii canım. Sürpriz olmadı değil mi? Yok yok. Saçma şey mi olmuş? Lan dört tane çıktı Allah Allah. Sen ne soracaksın? Babalık geldi mi his olarak? Yani şöyle ister istemez geliyor. Biz şimdi en başta insan çocuk kararı aldıktan sonra tek çocuk olarak düşünüyor abiyle. Tabii. Kimse en baştan böyle ikiz çocuğumuz olur diye planlamıyor. Sülalede var mı? Yok, hayır. Tamamen tesadüf. Tek yumurta ikizleri. Tek yumurta ikizleri genetik olmuyormuş. Onu da bilgi olarak sonradan öğrendik. Tesadüf olarak tamamen dünyaya geldiler. Tamam. Planlamak İlk işte... ne hissettin sen ikiz haberi aldığında ne hissettin? Zor bir hamilelik yaşıyordu eşim. O yüzden de ciddi anlamda bizi sevindirdi. Bunun demek ki hani kısmet olduğunu düşündük. Doğduklarından sonra o babalık hissi gelir derler genelde. Hakikaten de öyle oldu diyebilirim. Ne demek zor hamilelik hayatım? İkiz yani, daha mı zor? İkiz zaten zor. Benim de biraz sürecim zor oldu. Yani... İşte 8 ayın 6 ayını yatarak geçirdim. Ha, anladım. Yani o kadar zor yani. Vallahi. Süpermiş. Peki süper. Hamilelik haberini nerede verdin? Süpermiş dedim ben. Süper. Açıkçası yatalak olman mükemmel bir haber ya. İnsan daha ne ister böyle yatıyor ya. Benim hayalim ha valla. Muazzam bir şey ya bu. Hocam ben huzur evlerine bakınca çok iş geçiyorum. Keşke burada kalsam diye. Dururum böyle yıkarlar beni. Oh mis. Anladım. Biraz samimiyetsiz oldu. Süpermiş tabi. Öbür konuya geçerken şey oldu. Mükemmel. Ya. Ama mesela hiç ikiz doğurmuş çok fit görünüyorsun. Ay teşekkür ederim. Bekliyormuş belli ki bu iltifatı yani. Hemen döndün mü fit haline yoksa sürdü mü acık kilo vermeni? Hemen döndüm çünkü döndürüyorlar. Yani zaten senden gidiyor yani böyle yemiyorsun, içmiyorsun, uyumuyorsun, eriyorsun. Ha. Yani şu an babaanne mi bakıyor çocuklara? Gündüzleri annem bakıyor normalde. Şu anda babaanne bakıyor. İş bölümü nasıl mesela? Hangisi daha çok bakıyor? Annem bakıyor. Annem, kardeşim, babam bakıyor. Babaanne bugün denk geldi. Normalde... Evet. Babaanneye bak ilk defa. Babaanne bugün tanışıyor muyum çocuklarla mesela? Çocuklar onun babaanneleri olduğunu biliyorlar mı? Biliyorlar. Ha anladım. Kuzucuğum, babaanneye kaç puan veriyor? Kayınvaliden onun üzerinden kaç puan veriyor? Çocuk bakmasına mı? İnsan olarak sıfır çünkü. Niye puan vereyim ben şimdi yani? Sonuçta kayınvalideni seçemiyorsun ama kocanı seçebiliyorsun. Yok normal kayınvalide olarak. 8. Dediniz ki biz Mesut Süre ilişki testine katılacağız. Babaanneye dedin ki kayınvalideciğim sen bakar mısın? O da dedi ki bana mı güvendiniz? Siktirin gidin dedi bakmıyorum dedi. Böyle bir babaanne olsa kaç puan verirsin? Bakmasa bir. Yani. Bir. Öyle mi? Tabii. Bakmakla yükümlü mü bu kadın çocuklara? Yani yükümlü değil ama yani severek baksınlar. Neden diyeceksiniz? Torun, torun, torun. Alın torun, bakın o zaman. Oh. Sizi çok darladılar mı torun, torun diye? Yani çok fazla darlamadılar ama cümlelerin arasında onu hissettirdiler diyebilirim. Ne dediler cümle arasında? Gıcık bu, gıcık, gıcık. Ha? Yok işte mesela taşınırken ya burayı da zamanla çocuk odası yaparsınız. Güzel. İşte komşunun Ahmet'in işte bak şeyi olmuş, çocuğu olmuş. Çocuğu olmuş. Tabii. Aynen. İşte Vildan teyzenizin de torunu oldu falan gibi. Senin nasıl arar kayınpederle? Gayet iyi. Öyle mi? Şahane bir kayınpederim var. Aç biraz. Şöyle söyleyeyim. Hiçbir zaman mesela birçok kız babasında genelde sıkıcı, katı, despot bir tavır vardır. Kayınpederim hiç öyle değil. En baştan beri gayet böyle samimi bir şekilde yaklaştı. Çok böyle... Siz daha evlenmemişken sevgili halinizle onlarda gidip kalabilir miydin? Kalabilirdik. Kaldı. Yazlığa geldin. Evet. Kaldın mı? Kaldım. Yazlıkta kaldık. Kendi evlerinde değil ama yazlıkta kaldık. Onlar da varken? Varken. Nerede uyudunuz? Ayrı uyuduk canım. Hah.
Yok ayrı uyuduk. Onu soruyorum canım. Ayrı. Ayrı ama senin ya senin sincaplığından kaşın gözün ayrı oynuyor yine. Ya da sen evde o gece bir şey karıştırmışsın yani. Yok sadece ayrı uyuduk yani beraber zaten hani yemeğimizi yedik. Oğlum onu sormuyorum tamam. Gece mesela azıcık dolandın mı kızın odasında? Yok hayır. Öyle mi? Yok. İnsan çünkü bir kıpır kıpır olur. Daha heyecanlı ya o yani. Değil mi mesela? Hiç, baba var içeride. Dur bakayım acık. Bu adam dünyanın en yakışıklı adamı mı? Evet. Yok ya. Sen ya, bir de galiba onunla sevgiliyken 30 kilo fazlaymış. Evet. Öyle mi? Gerçekten öyle. Kaçtın o zaman? Ben 108 kilodan 92'lere düştüm. Senin boyun kaç? 78. 108 kilo ne ya? Vallahi. 108 kiloydum. 93'lere falan düştüğümde tanıştınız Melis'le. O zaman bıngıl bıngıldın. Her taraf. Göbeğin. Komple. Belin. Her taraf. Memen. Tabii tabii. Sürekli galiba konuyu göte getirmek istiyor. Her taraf. Tamam demeyeceğim ya. Allah niye ben seni çıplak hayal ediyorum şu an Allah Allah. Öyle miydi yani? Öyleydi. Hiç dikkat etmemişti fiziğine. O zaman senin için fizik önemli değil hayatım. Öyle hiç mi değil Melis? Oğlum sen niye cevap veriyorsun? Sana sormayayım. Hiç değil diyorum. Peki ben sen niye hayatım diyeyim durduk yere? Senin için Burak'cığım hayatım. Fizik önemli değildi galiba. Buna dikkat etmediğine göre. Değil mi Melis? Fizik... Yani şöyle ben cevheri gördüm. Cevher. Dedin ki dedim bir kilo verse taş olur. Yani onu biz de diyoruz bazı kadınlar için. Evet öyle dedim yani. Oydu oydu bakalım. Diyoruz lan ne yapacak lan. Her insan kilo verdi bir taş olur yani. Bayağı iyi yatırımlık arsa yatırımlık, gibi. Yatırımlık evet. Öyle aldım. Ha, altınoluk taraflarından bir arsa almış gibi oldun yani sen. Ama bak nasıl yakışıklı oldu. Senin aşkın gözünü kör etmiş. Öyle bir durum yok yani şu an. Kaç veriyorsun onun üzerinden fiziken? 8. 8. Bu mu bu kadar övdüğün yakışıklılık? 8 mi? Şöyle mükemmel kocam böyle 8 mi yani? Ama dünyada dedik şimdi. Hani dünyada. Haksızlık da olmasın yani. Burada kaç burada? Burada 10. Beyler size laf sokuyor şu an ha. Arkalardan şöyle yalayan var. Alo bir de bana bak. Ne korku olur biri coşsa. Buyurun efendim ben kaçım. Anladım. Ne olsa 8 dedik ya şimdi. Ne olsa 10 olurdu. Aç kol. Gözü yeşil olsa böyle hafiften bir renkli olsa. Öyle mi? Sen evet. Renkli göz seviyorsun. Böyle gözünde bir tane yeşil nokta var mesela. Keşke o her yerine gitseydi. Belki o hastalıktan abi. Bak bakalım gözünde. Adam belki 6 ay ömrü kalmış yani. Bir yeşil nokta var. Ne güzel ya. Fiziken en beğendiğin özelliği ne? Dudakları. Dudakları. Dudaklarını bize tasvir etsene dudak demeden. Şimdi... Dudakları ve gülüşü diyelim dudak, o zaman. Dudak. Dudak ama gülüş de olsun. Dudak ya. Ağzı olsun be komplesi. Dudak ya. Hayır tamam ağzı da olsun. Tamam. Ağız ve dudak demeden bana bir tasvir et bakalım biz anlayalım. Şimdi dudaklarım şöyle oluyor. Şimdi uzun bir yolda gidiyorsunuz böyle tatile diye ama denizi görmüyorsunuz. Böyle dağlar arasına gidiyorsun. Sonra bu tepeden böyle deniz, güneş böyle bir geliyor. Oh be diyorsun ya. Öyle oluyor işte o gülünce. Böyle bir acı bak oh be diyorum. Bu çocuk... Alıyor. Foça yolu mu bu çocuk şimdi mesela? Gibi. 4 saatlik sıkıcı bir yol anlattı yani. Ben o kadar yol gittim, hayır. Bu adamın ağzını görürsem sokarım öyle tatile yani. Güzel tasvir ettin ama anladım ben dediğini. O hissiyat çok güzeldir çünkü yani. O ahveyi veriyor işte. Anladım. Hocam dünyanın en güzel kadını Melis. Kesinlikle. Sen başka kadın görmedin ki o iyi yani. Kimseye bakamamış ki adam yani. Var olan en güzel zannediyorlar. Bir tane görmüş o da. Uzun uzun bakabildiğin tek kadın 9 yıldır. Değil mi? Öncesiyle kıyaslayabilirim sadece. Bir kişi daha var zaten o. Yok o zaman tabii dünyaya bakabiliyordum. Çapkın mıydın sen bir dönem? Yok çok fazla değil. Arada Melis'le tanışmadan önceki 2 sene diyebilirim. 2 sene? Evet. Ne, nasıldı o 2 sene? Azıcık gel Melis'i kudurtalım burada. Nasıl o 2 sene? Bahsettiğiniz gibi üniversite dolaşan bir karakterdim. Çok fazla böyle ciddi ilişki düşünmeyip sadece böyle yani tanışma, vakit geçirme vesaire şeklinde düşünen biriydi. İşte ne güzel anlattı değil mi? Konferansa çağırana gidiyormuş öyle diyelim. Ne güzel anlattı hiç sekse bağlamadan tanışma, görüşme, kahve içme. Fal bakma, fal baktırma tabii. Kaç veriyorsun Melisa? 9. Ne olsa 10 olurdu? Ya boyu daha uzun olsa 10 olurdu. Ya benim boy takıntım yok hani benden uzun da olabilirdi. 85 de olabilirdi mesela hiç problem değildi benim için. Öyle bir fantezim var senin? Fantezi demeyelim de boylu olsa... Bir akşam kıza 22 santimlik tahta götürme böyle aşağı. Şuna bir çık bakalım nasıl olacaksın diye. En çok beğendiğin fiziki özelliği? Gözleri. Gözleri ama siz çok böyle kolay kaçırdınız ha. Yok kesinlikle öyle ya gerçekten. Ha. Gözlerine aşık oldum diyebilirim.
Gözlemeden bize tasvir et bakalım. Nasıl gözleri var? Doğayı çok seviyorum ben. Doğa aşığıyım. Yine başladık. Hani böyle uzun yolda gidersin ya. Saatlerce gidersin, hani böyle deniz çıkar. Yani uçsuz bucaksız yemyeşil bir orman gibi düşünüyorum. Baktığımda böyle... Allah Allah! Bu kızın gözleri şimdi uçsuz bucaksız yemyeşil bir orman mı? Gerçekten öyle ya. Güzel gözleri var. Hangi orman? Belgrad ormanı. Hangi orman? Bilmiyorum. Gördüğümüz en yeşil orman herhalde şey, İğneada, Longoz falan. Vallahi ha öyle. Siz bayağı aşıksınız hala birbirimize. Evet. Çok. Hayret ya. Vallahi billahi. Hayret ya. Peki fışt yaptın, bir huyu değişecek. İnat. Ona sordum. Abi, şaşımayayım ben. Direkt hazırmışım cevap vermeye. Senle başlayalım Burak'cığım. Bir huyunu değiştir. Yani Melis'in ilk değiştireceğim huyu şu olurdu. Asla hatasını ya da karşı hoşuna gitmeyen bir şey söylediğinde onu kabul etmez. Yani? Asla kabul etmiyor yani kesin. Hayır hayır öyle değil, hemen şöyle falan diye hemen konuyu çevirir. Anında çevirir yani. Ver bir örnek. En son neden tartıştınız mesela? Bir örnek vermem gerekirse yani çünkü son dönemde muhtemelen çocuklara bakımla alakalı bir şey olmuştur. Yani burada çocukla diyalog kurman lazımdı, göz teması kurman lazımdı. Bırak benimle sohbet etmeyi, çocukla ilgilen biraz gibi bir serzenişim oldu. Hayır ben aslında orada onu yapmak istemedim. Şey falan demiş de olabilirsin ama ben biliyorsun göz teması kuramıyorum. Senin kurman lazım. 3 saniye ona bak, 3 saniye ona bak. 6 saniye benim babalığım ya. Umut, burası Umut. Burası Umut. Böyle babalık mı olur oğlum? İki çocuk olunca da öyle oldu gerçekten yani. Tabii. Bir mama, bir onuna. En ve, son öyle bir durum var. Ama şimdi bu ağır bir şey bu. Azıcık anneliğini eleştirmişsin. Ya. Öyle mi diyor manyağa bak. Azıcık ilgilen. Ben ne zaman eleştiririm sen anneliğini? Orada kastettiğim şey... Yani diyalog kurmuyordun, ne yapıyordun? Tokat mı attı çocuklar? Hayır, benle ilgileniyordu. Bana üniversitede yani o gün yaşadığı bir şeyi anlatıyordu. Ben de hani bırak onu anlatmayı, çocuk ağlıyor, senden ilgi bekliyor gibi bir şey söylüyordu. Ha, ama sen maksadının sınırını aşmışsın. Öyle mi? Bir... Değil mi? Hanımlar? Erkekler? Teşekkürler. Erkeklere bak, bir sürü orangutan benim gibi. Ne alaka? Yani çocuklar uyuduktan sonra da konuşabiliriz bu konuyu gibi bir algıyla. Ama bak, ama bu yine de değil yani. Sen ne hissettin hayatı böyle deyince? Ya zaten onlar hep anne diyor. Yani 3 kere sonra da anne diyecek, 5 kere sonra da anne diyecek. Hani ben o sırada bir şey anlatmaya çalışıyordum. O da anne, anne, anne. Burayı da tam savunacak gibi de bir durum yok yani. Bırak onlar sızar ya. Bu çocuk da uyumuyor, bayılıyor muhtemelen. Anne, anne, anne. Tamam, bayılacağım. İlla ayılırız ya sabah. Ölmeyiz ya, bir şey olmaz. Hadi yat. Yat lan Umut, sen de yat. Benden sonra hayvan gibi eğilirsin, sıçarım senin kakana vallahi. Şu an konuşabiliyorlar mı? Konuşuyorlar. Ne diyorlar? Of, çok her şey diyorlar. Misal? Misal mesela işte top oynatıyor Burak. Gol kaçtığında hadi be dedi. Şimdi her şeyde hadi be diye geziyorlar falan, böyle bir şey yapmadıklarında. Bütün her şeyimi tekrar ediyorlar. Vallahi. Sonra ben eşim diyeceğim. İyi şey demedin ha, gol kaçınca ayağımın okuyayım. Onu da öğrenirler diye. Tutmaya başladı kendimize. Ya beraber maç izlemeyi çok seviyoruz. Onlar da izliyorlar. Siz Beşiktaş taraftarsınız. Beşiktaş. Koyu. Aynen. Maç izlerken kendimizi tutmak zorunda kaldığımızı hissettik. Tekrar etmeye başladıklarını görünce zaten. Özellikle işte küfür kısımlarını sustuk. Öyle mi? Ha. Öğrenmesinler diye. Aynen. Hadi B'ye döndü olay. Şerefsiz. Ay. Hadi be Hakem ya. Bir oyun değişti. Çok mu inat? Çok inat. Aç biraz inadını. Yani o kadar inat ki yani şöyle her şey inat ediyor. Ama mesela şimdi kalkıyoruz. Hadi dedim ya. Ben hadi dediğim için kalkmıyoruz. Böyle bir dakika durur. Hadi şimdi kalkalım der mesela. Kendi istediği için kalkacakmışız gibi. Hani o kadar inat yani. İçinde inadını yaşıyor. Bu çocuğu böyle ıslatıp dövesiniz var mı şu an sizinle? Tertemiz böyle değil mi? Bir... Komut almayı sevmiyorum diyebilirim. Gerçekten sevmiyorum. Yani bu ne olursa özellikle böyle oğlum tekrar zaten tekrar söylenen şeyler. Bu evlilik uzun dönem askerlik değil ki, komut değilmiş. Komut almayı sevmiyorum. Ha, anladım. Sen diyorsun ki kimse bana bir eylem, evet, bir akt söyleyemez. Ben istediğim zaman evet, yaparım. Yani şey bu ailevi ortamda da böyle, arkadaşlar arasında da böyledir. Genelde yapılacak bir şey olduğu zaman hani ben istediğim zaman olsun isterim. Ama her zaman mümkün değil bu değil mi? Tabii. Ama bunu böyle kabul edemezsin şu an yani. Bundan sonra da böyle yapacağım. Herkes alışacak. Bu ilişkinin dokunmatiği kim? Melis. Ha. Ben şey dokunmatik değil, dokunulmatiyim. Yani? Ya ben sürekli dokunsun istiyorum.
Ver elini. Annem var, sus! Ne demek o? Neyse, çocuklar var, babaanne var, sus! Tam öyle olmasa da... Tabii tabii, bu dediğim zaten. İnşallah böyle değildir yani. Hiç istemem böyle bir şey orada. Bu çok saçma bir... Yani böyle... Şimdi şey diyeceğim, yanlış anlayacağım. Eli boş durmasın. Aşağı yukarı benim dediğim yere geldik ha. Yakınız yani şu an. Eli boş durmasın. Eli boş. Gel buraya gel. Hangi uzvumu tutmak istersin? Karar sana bırakayım. Çünkü sana direktif verince yapmıyorsun. Desem ki mememi tut, tutmayacaksın. Bir dakika sonra ben istediğim için. Ne kadar tatlısın ya Melis. Eli boş durmasın. Değil mi? Ya mesela film mi izliyoruz diye. Şimdi, bir sarılsın ya. Sarılsın ya da şey böyle... Ve ayağımı böyle hop uzatıyorum böyle, ayağımı sevsin diye mesela. Böyle ya da böyle yatıyorum, saçımı sevsin. Böyle anlıyor onunla ne yapmak istediğimi. O da sevsin. Ama salak tabii yani. Değilse anlar yani, değil mi? Anlıyor diyor, saçımı koyuyorum seviyorum. Saçımı koyunca yıkanacağımı düşünüyordur belki. Ayağımı koyunca tırnağımı mı kesiyorum acaba, ne diyorum? Anlıyordur hayat tabii. Yok söylemiyorum yani, o kendi yapsın. Tamam diye. Ama bak şimdi söylemiyorum, kendi anlıyor, yerinde değiliz. Yaptığın eylemler zaten eşek değilse anlar yani. Durduk yere. Şimdi sen mesela ayağını koydun, aldı tırnak makasını, baş tırnağını kesiyordun. Demez misin yani seks çok uzaklarda dersin. Hocam sen o kadar da dokunmatik değilsin galiba. Hiç değil. Bunlar sana zulüm mü bu hareketler? Zulüm değil, zamanla alıştım. Ama belli ki zulümmüş. Başlangıçta evet ya, alışana kadar ciddi zaman geçti. Yani düşünsenize film izliyorsunuz. Evet. Bir anda böyle yandan ayak geliyor. Evet abi değil mi? Godfather. Şey şu ayağını ya, ne yapıyorsun ya? Alın evet. Sağlığı gibi hisseder insan kendini yani, değil mi? Meğer masaj istiyormuş. Masaj? Evet. Sever mi ayak masajı? Bayılır. Ha? Yapa yapa öğrendin mi? Geliştirdim kendimi. Öncelikle ha. Elin boş durmasın, öğren yani bu işleri. Ya sadece ayak da değil yani. Başına... Tamam sakin sakin. Oğlum tamam bak, ben çıkmaya çalıştıkça yatak odasına giriyorlar. Bir geleceğiz çıkamayacağız hep beraber. Hop ondan sonra bir daha ikisi uğraştır. Lan senin yüzüne iki çocuk daha oldu, orası çocuk mutlu musun? Bu pahalılıkta biz ne yapacağız şimdi? Sen bakacaksın artık. Anladım anladım. Peki evde şimdi hep kayınvalide kayınpeder var ya. Ev nasıl oluyor bu dokunmatik işler? Yok, ne güzel sordum lan soruyu çocuk gibi. Nasıl oluyor böyle? Şimdi bitti akşam... mi tamamen? Sıfırlandı mı? Yok, akşam gidiyorlar ama annemler tabii bir yıl bizimleydi. O dönem nasıldı? Hep merak etmişimdir. Çok zordu. Değil mi? Hepimiz için, evet. Yani... Burama geldi. Öyle mi? Hakikaten. Evet, cuma akşamı gidiyorlardı. Pazar geliyorlardı sağ olsunlar. Cuma akşamı gittiklerinde böyle bir sevinç oluyor muydu? Evet. Kaş göz. Değil mi? Oluyordu. Mesela gider gitmez ayağını ağzına sokur muydu? Al bakalım. O şekilde olmasa da illaki bir ortam hazırlanıyordu. Yani o bir haftanın, geçmiş bir haftanın getirdiği bir şeyle. Kafaya vurmasıyla Mesut Bey. Senin şimdi bir tane eski kız varmış ya, kaç yıldı? 3,5. Melis. Melis'e bak, kabardı hemen. Doğadaki kuşlar gibi kabardı hemen şöyle. Şimdi o diyelim, Instagram'da gördüm bu adamı. İşte böyle şüphelenmiyorsun ama o eski sevgilisinin storiesine sadece bakıyor. Bu seni böyle bu problem mi yani? Şu an adamı yastıkla boğdu, beni de bıçakladı şu an, tam şu an. O iç çekmeyi gördük mü hep beraber? Şimdi öncelikle sikeceğim sorunuzu Mesut Bey. Şimdi hak ettiniz bunu duymayı. Az bile söylüyorum şu an. Sıkıntı olur ya. Ne yaşarız ama biz de? Bakıyor ama bir şey yok. Yazmamış, etmemiş. Kalp yani, atma, bakıyor sadece. Yok. Yani daha ne? Ne var yani şöyle, bir kere baksa sıkıntı değil. Tabii ki merak etmiş olabilir işte. Tabii olabilir. O olabilir. Ama düzenli bir şey olursa tabii ki üzülürüm. Çok üzülürüm. Yani çok üzülmekten önce yani. Ama kırılmak şimdi yemedik biz bunları. Az önceki iç çekişle. Sonra kırılırım. Yani önce bir zindan ederim. Yani evet birçok olay çıkar. Hocam böyle bir şey yapsan ne yaşarsın sence? Ciddi anlamda onun etkisi kolay kolay geçmez. Yani ben kendimi affettirene kadar bayağı bir dil dökmem gerekir mi? Öyle mi? Kesinlikle. Yapma ya. Sen bu durumu da kabullendin. Yani hiç kimsenin storiesine bakamıyor yani. Şimdi açık söyleyeceğim. Melis'in tanımadığı bir kızı Instagram'dan takip etme hakkın var mı? Öyle bir olasılığın var mı bu hayatta? Var. Like'lama olasılığın? Yok.
Mesela senin hesabına girip sessize alıyor mu kızları mesela? Ya benim hesabıma girip... Sen bir kirli bir model beğensen ne yaşarız biz? Bence üç problem saniyeden olmaz. Fazla bakmış oluyor beğeniyorsa. Evet. Yok, bence problem olmaz. Yani o çünkü şey, modelse eğer... Adamı hayalini anlatacağım. Hiçbir şey olmaz biliyor musun? Hiçbir şey olmaz ya. Ölmüş ruhu konuşuyor şu an. Uçuyor bir yana gördün mü bak, hiçbir şey olmaz. Benim karım anlayıştı ki, lan ben niye öldüm amına koyayım? Benim bedenim mi lan o yerdeki? Ha boğazımı kesmiş ya. Olmaz mı oğlum? Ne olacak ya? Model dediğiniz için olmaz diyor. Sen bu akşam gönlünce like'la ya. Yarın sabah da bana yaşadığına dair bir şey yaz, tamam mı? Hayattayım abi falan yaz. Yani tanımadığımız, tanınmayan, ünsüz biri olursa o problem olur. Öyle mi? Evet. Evet, neden? Doğru söylüyor. Ya bir insan sosyal medyadan birini like'layamaz mı yani? Niye like'lasın? Hadi baktı geçti, niye? Like'lamaz. Yok. Senin için durum ne? Yok, ben o konuda biraz daha rahatım diyebilirim yani. Melis istediği kişiyi takip edebilirdi, like'layabilirdi. Bu olay düzenli bir takibe dönüşmediği sürece herhangi bir problem yok benim için. Ne oluyor lan? Hayır, bir de rezil de oldu. Bir kişiden alkışlamadı yani. Tek başına. Biz de şey yaptı. Orası çocuklar sizi ya. Tek başıma bıraktınız. O da bedeniye de alkışlıyorduk. Aslanım burası öyle değil, burası mağara. Kusura bakma, biz daha yeni ateşi bulduk. Bakarsın duvarlara çizeceğiz birazdan bugünü. Çağdaşlık. İki ve aşağısı diyenler o desin. Zaten hakikat. Onun üzerinde 85 diyenler o desin. Kendi aralarındaki eğlence düzeyi. Ben bayıldım ikimize yani. 9 üzeri diyenler o desin. Her bölümün sonunda olduğu gibi öpüşün barışın. Alkışlarla! Daha çok karımlar beyler. Campbell'de yılın en büyük indirimi. Bahara özel %60'a varan indirim. Sınırlı sayıda insan için geçerli. İlk dersiniz ise ücretsiz. Kodumuz bu. 60 test. Campbell Kids. Campbell'in çocuklar için olan özel programı. %50'ye varan indirimlerle. Kodumuz bu. 500 Kids. Ben Deniz Mesut Süre, ilişki testi. Harika bir bölümle yine biter. Bay bay. Görüşürüz. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. İyi geceler diliyoruz. Bay bay. Merhaba. Merhaba. Kaç senelik ilişki? 27 sene. 27? Evet. Hele hele ya. Evlilik? 23 senedir öyleyiz. 23. Vay babacığım. Nasıl? Cehennem bu bence ama sence nasıl? Çocuk olduktan sonra çabuk geçiyor. Çocuk? Sence de biraz ağır olmadı yani. Çocuk olduktan sonra katlanıyoruz be bu kadına. Kaç çocuk var? İki. Allah bağışlasın. Sağ ol. Yaşları kaç? Biri 17, diğeri 7. Tam tanımıyorum gibi çocukları yani. Yani 5 tane çocuk göndersek anlayamazsın gibi ya hangi seninki. Yok, biri 17, öbürü de daha ufak diye. Azıcık daha ufak öbürü. Anladım. Hocam 27 senenin sonunda tutku devam mı ya? Tabii ki. Ya yemeyiz biz bunları. Ne tutkusu lan? 27 sene olmuş. İnsan ilişkide eşine tekrar tekrar aşık oluyor. Tekrar tekrar aşık evet. Oluyor. Hiç inanmadık. Olsun hayat. Peki. Kaç gün görmesen özlersin? Ya bir hafta görmesem özlerim. Bir hafta? Bir zahmet. Sanki bana diyor ki bir gün, bir yıl görmesen bir hatırlarım ha. Bir kadın vardı yatıyordu sağımda diye. Ver bakayım ben. Tanışalım, hoş geldin. Selam, hoş bulduk. Nasılsın kız? Ayağa kalkarsan kameramız seni görür. Sen maşallah hiç göstermiyorsun bu arada 27 yıllık ilişki. Baksanıza arkadaşlar, çok tatlısın yani. Çok varmış, sağ ol. Evet, evet. Ya hiç iki çocuk annesi gibi de durmuyorsun. Sen de anladım. Tutku aşk devam mı? Ben cevabımı aldım. Cevap geldi. Rahat ol. Ya yalan dolan hepsi işte. Yalan dolan. Devam ediyorum sen. Evet, konuş kız. Adam da alkışlıyor. Vallahi doğru be. Haklı be.
Yalan dolan mı? Yalan dolan tabii. Yani herkes biliyor işte. 30 yıldan sonra tutku değil, daha çok bir arkadaş, dost, en yakın, her şeyini paylaştığın insan. Ahretlik. Gibi. Değil mi böyle yani? Kan kardeş. Ya tam da öyle demeyelim tabii. Diyelim kız, diyelim. Sen delisin azıcık, diyelim. Anladım. Şey peki, sen ne kadar zaman gitse özlersin? Ya ben çok çabuk özlerim. Onun gibi değil, bir hafta değil. Çünkü evdeki herkesin yokluğu benim için çok şey. Biraz yüksek sesli olur mu? Gece eve gelmeyen için ben hemen özlüyorum. Yani gelmiyor herkesin... mu arada? 27 yıllık ilişkinin sırrı belli oldu yani. Arada ben gelmem, yok. Yok, kastıma geç değil gelince. De mesela çocuklarım da babaannesine gitti. Ertesi gün geldi, özlemiş oluyorum aynı şekilde Haldun içinde. Anladım, anladım. Ben çok bayıldım ikinize de ya. Hiç biz ne desek böyle hiç yıpranmayacak dağ gibi ilişki yani. Yayınlayalım mı buraları? Tamam, tutku bitmiş diye yayınlayacağız. Koca alkış, dünya kapısıyla.